Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle haritalı sorulardan oluşan 10 adet soru çözeceğiz. TYT'de bol bol haritalı soru geliyor arkadaşlar. Hem eşit sayısalcılar ve sözelci arkadaşlarımız için kolaylıkla yapabilecekler. Bunun birinci serisini mutlaka izleyin. Bu ikinci serimiz olacak. biz arkadaşlar... Soruları Konsensus soru bankasından alıyoruz. Editör yayın evinden kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi 10 soruya başlayalım. İlk sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki haritada taralı alanlarla dağılışı gösterilen iklim tipi hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada bize bakıldığı zaman biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın ülkemizde de Akdeniz ve civarında görülen bir iklim. Burada bunu çözerken basit mantıkla şöyle bir çizgi çektiğiniz zaman şöyle de ikinci çizgiyi çektiğiniz zaman arkadaşlar. Bakın şurada Güney Afrika'nın en güney ucundan şuradan bir çizgi çekin. Bir çizgi bir de Akdeniz'den bizim e, kıyısı olan Akdeniz'den bir çizgi çekin. Bu nedir? Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlardır. Daha önce sorulmuştur. Baktığımız zaman bir Akdeniz havzasında görülür arkadaşlar. Daha sonra şurada Kaliforniya'da görülür. Burası Orta Şili. Burası Güney Afrika Kap Bölgesi ve Güney Güneybatı Avustralya kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. İki çizgi çekmeyi unutmayın. Akdeniz ilgi, Akdeniz'le ilgili soruları çözersiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci sorumuzdan. Bize diyor ki bir bölgedeki yağışın yıl içerisindeki dağılım düzenine yağış rejimi adı verilir. Her mevsim yağışlı geçen bölgelere yağış rejimi düzenli rejim denilir. Buna göre yukarıdaki haritada taralı alanlardan hangilerinin yağış rejimi düzenli değildir. Şimdi bakıldığı zaman arkadaşlar bir iklime baktığımız zaman eğer ekvatoral iklimse ve okyanusal iklimse yağış rejimi düzenlidir değilse yağış rejimi düzenli değildir diyeceğiz. Şimdi hemen kalemimi alıyorum. Bakın arkadaşlar 4 numarada okyanusal iklimi görüyoruz. O yüzden 4 numara okyanusal iklim olduğu için Batı Avrupa kıyıları dediğimiz şurası özellikle İngiltere, Fransa, Almanya kıyıları okyanusal iklimin görüldüğü yerlerdir. O yüzden yağış rejimi düzenlidir. 4 olanları siliyoruz. Bir de bire baktığınız zaman bir nedir arkadaşlar? Bir numara Alaska kıyılarıdır. Yine Alaska kıyılarında ne vardır? Okyanusal iklim vardır. Her mevsim yağışlıdır. Bu yüzden cevabımız 3 olacak. Peki neden 2 değil? Bakın 2 Amazon havzasını gösteriyor. Yani ekvatoral iklimi gösteriyor. Ekvatoral iklimde her mevsim yağışlıdır. 3 numarada ne vardı? Şöyle bir çizgi çekmiştik arkadaşlar. 3 numara neydi? Akdeniz iklimiydi. 3 numarada Akdeniz iklimi var. Peki Akdeniz iklimi neden düzenli değil? Çünkü Akdeniz iklimi en fazla yağışı kış aylarında alır. Yaz ayları kurak geçer. O yüzden her mevsim yağış almaz. Cevabımız burada ne olacaktır? Tabii ki de denizli olacaktır. Evet arkadaşlar bir diye sorumuzla devam ediyoruz. Bize diyor ki soruda yukarıdaki haritadan numaralanmış yerlerden hangisinde Aktif volkanlara rastlanmaz diyor bunu peki nasıl kolaylıkla çözeceğiz arkadaşlar bunun için bize ne gerekli 3 adet çizgi gerekli Bakın çiziyorum çizgileri 1 Buradan çiziyoruz 2 Buradan çiziyoruz 3 de Buradan çiziyoruz arkadaşlar bir de H şeklini alması açısından Şöyle bir şekil çizdiğimiz zaman Alpimala'ya kıvrımlarını gösterir bu da Bu 4 çizgi bize neyi gösterir? Dünyadaki aktif volkanları gösterir. Bakın 4 numarada ne var arkadaşlar? Şurası Japonya. Burası işte Endonezya, Malezya adaları. Burada 5 numarada Bir numara, 2 numara Atlas Okyanusu'nun e, merkezi kısımları arkadaşlar. Bunlar nedir? Aktif volkanların olduğu yerlerdir. Peki cevabımız nedir o zaman? 3 numaradır. 3 numara masif bir Arazi olduğundan dolayı peki masif arazine eski sert kütledir deprem görülmez volkanizma görülmez buralarda Sıcak su kaynaklarına Rastlanılmaz Bakın bu çizgileri unutmayın Bir buradan çizdim burada hangi ülkeler var Japonya var e, Endonezya var Malezya var adaları var Bir e, buradan çizdim İki buradan çizdim Bakın şurası Kayalık dağlarıydı Altta ne vardı Ant dağları vardı Burada deprem volkanizma tsunami gibi Doğal afetler var Üçüncü çizgimi de İzlanda bakın şurası İzlanda. İzlanda'dan böyle aşağıya doğru çektim. Üçüncü çizgimi ve dördüncü çizgimde Alp Himalaya kıvrımları olan ve sonunda da Himalaya dağlarına kadar uzanan üçüncü, dördüncü çizgimi çektim. Bu çizgileri unutmayın arkadaşlar. Yer bilmiyorsanız bile hemen harita gördüğünüzde bu çizgileri çekerseniz rahatlıkla yaparsınız. Cevabımız C şıkkı olacak. Kolay bir soruydu. Devam ediyoruz bir başka soruyla. Ee, bize soru da arkadaşlar ne diyor? Kurak veya kurak iklim bölgelerinde rüzgar, aşınım ve birikim şekilleri daha yaygındır. Buna göre, yukarıdaki verilenler verilen yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında hangilerinde rüzgar, aşınım ve birikim yaygın olduğu beklenir diye söylüyor arkadaşlar. Bakın yukarıdaki bilgilde de bize vermiş ki. Bir yerde eğer rüzgar aşınım ve birikim varsa o nedir? Kurak bir alandır. Yani çöl alandır. Peki neden çölde rüzgar daha çok aşındırma, biriktirme faaliyeti yapar? Çünkü arkadaşlar çölde bitki örtüsü cılız olduğundan dolayı rüzgarın hızını kesecek bir etken madde olmadığından dolayı rüzgar, bura, rüzgar burayı kolay aşındırır ve kolay biriktirme yapar. O yüzden çöllere bakacağız. Bakın böyle bir haritada ilk yapmanız gereken şey kesinlikle nedir? Ekvator çizgisini çekmektir. Şurası arkadaşlar Güney Afrika'nın uç kısmı. Hemen oradan bir ekvator çizgisini çekin. O zaman bir numarada ne vardı? Hemen ekvator üzerinde e, bol yağış alıyor. O yüzden orası neydi? Kurak değildi. Bir olanları Öledik arkadaşlar 3 e, numarada bir şey demiştik neydi okyanusal iklim demiştik e, okyanusal iklimde her mevsim yağış alıyordu o yüzden 3 numarada olanları eledik peki neden cevabımız denizli çünkü 2 numara arkadaşlar şurada ne vardı sahra çölü vardı dünyanın en büyük çölü olan sahra çölü vardı yine Avustralya'nın iç kesimleri bakın orta kesimleri neydi çöldü arkadaşlar o yüzden 2 adet çöl var 2 ve 4 numara bize sonucu verecektir. Devam ediyorum bir başka soruyla. Evet burada da yine bize fiziksel ve kimyasal ufalanmayı söylüyor. İlk başta size fiziksel ufalanmanın ya da kimyasal ufalanmanın ne olduğunu söyleyeyim. Kim, fiziksel ufalanma nedir arkadaşlar? Günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu alanlarda oluşur. Peki nerede oluşur? Bir çöllerde oluşur arkadaşlar fiziksel ufalanma. Bir de nerede oluşur? karasal iklim alanlarında sert karasal iklim alanlarında meydana gelir. Yani günlük sıcaklık farkı fazla olacak. Gündüz 30 derece akşam eksilere kadar inen sıcaklık. Ülkemizde İç Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu Doğu Anadolu'da görülür. Çünkü bunlar karasal alandır. Peki kimyasal falan mı ne? Daha çok yağışın fazla olduğu, bitki örtüsünün sık olduğu alanlarda meydana gelir. Bize Soruda diyor ki yukarıdaki dünya haritası üzerinde numaralandırmış yerlerden hangisinde fiziksel ufalanma hangilerinde ise kimyasal ufalanma daha çok görülür. Bakın arkadaşlar 2 numarayı biz öğrenmiştik neydi çöldü ne çölü sahra çölüydü 2 numarada o zaman sahra çölünde ne vardı günlük sıcaklık farkları fazlaydı çöllerde o yüzden 2 numara fiziksel çözünme olacak e'yi eledik fiziksel ufalanmada başka ne eledik? C'yi eledik. Peki fiziksel ufalanma için bir çöl dedik başka karasal alanlar dedik. Bakın 4 numarayı görüyor musunuz? 4 numaranın çevresinde deniz okyanusu yok. Burası karasal bir alandır. Günlük sıcaklık farkları fazladır. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar 2 ve 4 numara bize neyi verecek? Fiziksel ufalanma. Peki hocam 1 ve 3 numara neden kimyasal derseniz hemen ekvatoru çizelim. Bakın ekvator biraz yamuk oldu klavyeden dolayı. Bakın ekvatoru çizdik. Bak bir numarada ne var? Amazon havzası var. Dünyanın en fazla yağış yerlerinden birisidir. O yüzden kimyasal ufalanma yağışın fazla olduğu alanlarda oluşur. Bir numara var. Peki 3 numara neden var? 3 numara arkadaşlar Muson Asyası. 3 numara Muson Asyası. Muson Asyası en fazla yağışı yaz aylarında alıyor. Ve yine dünyada en fazla yağış alan yerlerden birisidir. O yüzden 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Burada arkadaşlar aslında bu körfezleri pek bilmenize gerek yok ama size bilgi açısından bunları söyleyeceğim. Bakıldığı zaman 3 körfez verilmiştir. Hangisi doğru şekilde verilmiştir diyor. Bir numaraya baktığımız zaman arkadaşlar Meksika körfezini göreceğiz. Bir numarada Meksika körfezi zaten cevabımız çıktı. Ben burada sizlere bilgi vereceğim. Bir numara Meksika körfezi, 2 numara Gine körfezi, Üç numara numarada Bengal Körfezi arkadaşlar şunu mutlaka not edin. Meksika Körfezi dünyada en fazla kasırgaların meydana geldiği körfezdir. Yerini göstermek açısından bu soruyu sordum. Meksika Körfezi dünyada en fazla kasırgaların meydana geldiği körfezdir. Unutmayın şurada 1 numara. 2 numara Gine Körfezi. Arkadaşlar Gine Körfezi kıyısında şurada kim var? Nijerya ülkesi var. Nijerya ülkesi Afrika'nın en fazla nüfusa sahip olan ülkesidir. Peki 3 numarada Bangladeş kıyısında Bangladeş Hindistan kıyısında ne var? Bengal Körfezi var arkadaşlar. Bangladeş hakkında birkaç bilgi söyleyeyim. Dünyada nüfus artış hızının en fazla olduğu ülkelerden birisidir. Yine açlık sınırının fazla olduğu, gelişmemiş diye tabir ettiğimiz bir ülkedir Bangladeş'te. Cevabımız C şıkkı. Geçiyorum bir başka soruya. Evet bize yine ne diyor? Jeotermal enerji. Arkadaşlar jeotermal bölgeler. Nedir jeotermal bölgeler? Sıcak su kaynakları bakımından zengin olan yerlere jeotermal kaynaklar denir. Bakın şunu unutmayın. Bir yerde deprem varsa, fay varsa jeotermal kaynak vardır arkadaşlar. Yine ben size aktif volkanlarda bir şey çizdirmiştim. Aynısını buraya da çizebilirsiniz. Bakın şöyle bir çizgi çektik. 1 ve yine şöyle bir çizgi çektik. 2 Şöyle bir çizgi çektik. 3 ve 4'ün çizgimize şöyle çektik. Yine buraya bakıldığı zaman arkadaşlar burada dışarıda kalanlar var. Hangileri bunlar? Bakın 2 numara. Özellikle bu Brezilya olan 2 numara. Şurası arkadaşlar. Burada nedir? Ee, jeotermal enerji yoktur. Fay yoktur. Deprem yoktur. O yüzden 2 numarayı alıyoruz. Zaten cevabımız çıktı. 2, 4, 6. 4 numara neden yok? Bakın Afrika'da sadece şu kesim. Afrika'da sadece şu kıyı kesiminde deprem fay var. Diğer Afrika'nın hiçbir kesiminde depreme faya rastlamayız. Sadece bu doğu kıyılarında rastlarız arkadaşlar. O yüzden yok. Bakın 6 numara zaten buralarda Sibirya diye adlandırdığımız yer. Burada da nedir? Deprem olmaz. Volkanizma olmaz. Fay olmaz. Jeotermal enerji olmaz. Bunlar birbirine paralel uzanan bölgelerdir. Bunları unutmayın. Kaydedin. Tekrar söylüyorum. Fay Deprem, volkanizma, tsunami gibi afetler birbirine paralel olarak uzanır. Yine sıcak su kaynakları da birbirine paralel uzanır. Cevabımız 2 4 ve 6 olacaktır. Evet, soruya baktığımız zaman bize diyor ki e, aşağıda haritada iklim ve bitki örtüsünün etkisinin fazla olduğu toprak türünün ya dağılışı gösterilmiştir diyor ve buna göre toprak türü hangisidir? Bakın arkadaşlar bu yerler sizde bir yerden tanıdık gelmesi lazım. Yine İki çizgi çektiğim zaman bakın burası Akdeniz. Akdeniz'den bir çizgiyi çektim ve şöyle bir çizgiyi çektim. Bu bize nereyi gösterir? Akdeniz iklimini gösterir. O zaman aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde bulunan topraktır desem doğru olur. Hangisidir arkadaşlar? Terra Rossa toprağıdır. Terra Rossa toprağı Akdeniz ikliminin karakteristik toprağıdır. Pozol topraklar ülkemizde Batı Karadeniz'de bulunur arkadaşlar. Moren topraklar daha fazla buzullarda bulunur. Laterit toprakları unutmayın. Ekvatorda Amazon ve Kongo havzasında bulunur. Ülkemizde laterit topraklar bulunmaz arkadaşlar. Ülkemizde laterit topraklar bulunmaz. Yine ülkemizde tundra toprakları bulunmaz. Bunu mutlaka kaydedin. Laterit tundra ülkemizde yok. Evet devam edelim bir başka soruyla. Bize diyor ki kimyasal çözülmenin etkili olduğu alanlarda toprak oluşumu ve yenilenme süresi kısadır. Yani toprak oluşumu daha hızlı gerçekleşir. Bakın ben size kimyasal çözülmeyi söylemiştim nerede fazla olduğunu. Yağışın fazla olduğu alanlardaydı. Bize soruyor Soru da şöyle soruyor. Buna göre haritadan gösterilen numara, e, numaralı bölgelerden hangisinde erozyonla kaybedilen toprakların yenilenmesi daha kısa sürede yani daha hızlı gerçekleşir? Bakın hemen ekvator çizgimi çekiyorum. 2 numaraya baktığınız zaman ne var 2 numarada? Amazon havzası var arkadaşlar. Amazon havzası Amazon havzası dünyada en fazla yağış alan yerlerden birisidir. O yüzden cevabımız 2 olacak. Bakın kimyasal çözülme eşittir, yağıştır. Yağışın fazla olduğu yerlerde kimyasal çözülme fazladır. E, yenileme süresi daha kısa dediğine göre, e, burada da daha kısayı sorduğuna göre cevabımız 2 numara olacak. Peki neden diğerleri değil? Bakın 3 numara öğrendik artık. Çöl var. Çölde fiziksel çözülme var. Yine 4 numara, 5 numara karasal alan. 1 numara yine karas karasal alan olduğundan dolayı burada ne var? Fiziksel çözülme var. Ama 2 numarada kimyasal çözümle var. O yüzden toprak daha kısa sürede kendini yeniler. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iki videomuz Türkiye coğrafyası hakkında gelecektir. Türkiye'deki haritalar hakkında gelecektir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.